Salam, bu dərsimizdə biz bir neçə dənə çalışmanın həllinə baxacaq. Bu çalışmalarda biz məsələn zamanları daha yaxşı öyrənmək üçün mənim hər zaman tələbələrə verdiyim tapşırıqları həll edəcəyik. Past simple və past continuous. Yəni burada bu çalışmada, yəni burada 10, 20 dənə cümlə olan çalışmada ya past simple qoymalıyıq ya da past continuous. Past simple-a bir dənə nümunə yazım. Feilinə work it məsələn. Work it. Work it ama kaydallarda work it. Kaydallarda mesela it failed 8 olur. İnkarı ise didn't work ya da didn't eat kimi tercüme olunur. Past continuous ise was ya da were üstecele fail üstecele ing. Burada da inkarını düzeltmek için ise to be'nin yanına bir not birleştirsek bunun inkarı olacak. Bakın at 7 o'clock yesterday bizim testlerde kabağımıza çıkanda her zaman past continuous kimi işlədirik. Burada saat o saat 7'de uyanırdı yox o saat 7'de uyandı desek yani past continuous'u belə tərcümə edə bilərik. Keçmiş zamanda daha uzun bir müddətə yayılmış hərəkət. Past simple isə ani hərəkət ya da təkrarlanan hərəkət. Burada ani hərəkət kimi he got up at 7 o'clock yesterday. O dünənlər saat 7'də oyandı. Okay, saat 6'da ata gəldi. Father came home. Yəni adi ani hərəkət kimi götürsək bunu. Father came home at 6 yesterday. Hərflərini biraz böyüdüm sizə daha yaxşı görsənsən. So, üçüncü çalışmaya baxaq. Dünənləri saat 6'da mən kitab oxudum yox, kitab oxuyurdum. I was reading. Çünki daha uzun müddətə yayılmış bir hərəkət kimi tərcümə olunur. I was reading a book at 6 o'clock yesterday. O saat 7'de yuxuya getdi. Ani bir hərəkət kimi göstər. Fail asleep. She fell asleep at 11 o'clock yesterday. Ama yatırdı desek, saat 7'de yatırdı. O zaman olacak she was sleeping at 11 o'clock yesterday. 5'e bakalım, 5. sualımıza. At 11 yesterday, ana saat 11'de çay içti. Yok, çay içirdi. Was drinking. Mother was drinking tea at 11 o'clock yesterday. Father ata televizora bakırdı saat 10'da. Was watching. Yani daha uzun müddete bir yayılmış hareket olduğuna göre was watching şimdi tercüme edeceğiz. Bakırdı. Yedinci suala bakalım. Ben saat 9'da yatağa gittim. I went to bed neye göre went oldu? Çünkü ani bir hareket kimi tercüme edebilirim. Ben saat 9'da yatağa gedirdim yok. Saat 9'da yatırdım, saat 9'da çay içtim ama saat 9'da bir şey eledim, yatağa gittim. I finished my work, yani ani bir hareket kimi de finished my work at 9 o'clock yesterday. Ama bakın saat 5'te piyano çalırdım. I was playing the piano at 5 o'clock yesterday. O dersini başladı saat demek başlamak saat 4'te başladı dedik. Başlayırdı saat 4'te demek olmaz. He began to do his homework at 4 o'clock yesterday. O tapşırığını elemeye başladı saat 4'te. O dünenler saat 4'te yeri yuyurdu. Döşemeni yuyurdu. She was washing the floor at 4 o'clock yesterday. O döşemeni yuyurdu saat 4'te. Saat 12'de ben Nick'le karşılaştım. I met Nick at 3 o'clock yesterday. 12'ni dedik. Bakın I met Nick at 3 o'clock yesterday. 12'de karşılaştım. Ben eve gedəndə Kate piyano çalırdı. When I came home, Kate was playing.
Bakın mənim evə gəlməyim ani bir hərəkət, Kate'in isə piano çalması keçmişdə daha uzun müddətə bir yayılmış hərəkət. When I came home, Kate was playing the piano. When I came home. Bakın, mən John'la qarşılaşanda o dəmir yoluna gedirdi. Burada da necə olacaq? Eynisi yuxarıdakı necə? When I met John, he was going. When I met John, he was going to the railway station. When I went to the museum, okay, burada ise ben müzeye gidende uzun bir zamana yayılmış hareket. When I was going museum, when I was going, I saw a big crowd. Büyük bir insanlar, büyük bir insan dəstəsi gördüm. Demek görme yani hareket zaten see fiilinin uşaqlar devam etmesi olmaz et. See the hear fiilinin devam etmesi olmaz. I saw a big crowd of people in the street. Gördüm. Ben de müzeye gidende bir deste insan gördüm. Burada da onlar bağda oynayan saat akşam bağda oynadılar. Akşam bağda oynadılar. They played. Ama olsaydı ki akşam saat 5'te oynadılar ya da bütün akşam oynadılar. Onda past continuous simi olacak. Bakın the whole evening olanda the whole evening. The whole sözü keçmişdə the whole olarsa zaman zərfinin qarşısında ilk öncə biz ora past continuous qoyuruq. They were playing. They were playing in the yard the whole evening yesterday. So and saat 8-də dişimi təmizləyirdim. I was cleaning my teeth at 8 o'clock. In the morning yesterday, səhər saat 8-də dişlərimi təmizləyirdim. Biz yayda getdik, wood, meşəyə getdik. Və müəllim qapını açanda uşaqlar otururdular. Açmaq ani hərəkət, open it, the pupils were sitting. The people were sitting, open it. Were sitting. Qapını açması ani hərəkətdir. Uşaqların oturması isə daha uzun zamana yayıldığına görə onu continuously göstəririk. Yenə bir dənə daha bənzər sual, bənzər tapşırıq edək. Past simple-la past continuous-un müqayisəsini göstərmək üçün. Past simple yenə deyək. Ani hərəkət və ya keçmişdə təkrarlanan və ya ani hərəkət. Past continuous-u keçmişdə daha uzun bir zamana yayılmış hərəkət. Burada baxın. Başta biz bunların formasını yazmıştık. Onu buraya getirdim, yapıştırdım sizin için. Bakın, past simple idiyle ya da kökünden değişerek düzeldirilir. İnkarı ise didn't yanında tutulmazlar. Past continuous ise was, were yanında fiilin verb ing forması. So, at this time yesterday, dünenler bu vaxt past continuous göstersizdir bu. At this time yesterday, I was sitting. I was sitting at the theater. He came back to the St. Petersburg on the 15th of January. O 15'inde qayıtdı. 15'inde qayıtdı. I was sitting. Burada ING'ni unutmuşam. G harfini unutmuşam. So, mənin üstündə gedəndə mən onu gördüm. When I was going. Mənim getməyim uzun hərəkət. Mənim onu görməyim isə bir ani hərəkət kimi deyə bilərik. I was going, I saw. Mən onu görəndə institutə gedirdim. Yenə see fiilinin davam edicisi olmaz uşaqlar. Bunu da yadımızda saxlayaq. At this time yesterday yenə birinci cümlədəki kimi bu göstərici past continuous göstəricisidir. We were having dinner. Biz axşam yeməyi yeyirdik. So he wrote a letter when he was writing a letter. He was writing a letter when I came in. When I came in. Mənim içəri girməyim ani bir hərəkət, onun məktub yazması isə daha uzun bir hərəkət, uzun zamana bölünmüş hərəkət. Mən içəri girəndə o məktub yazırdı. He made a report when I left. He was making a report. O hesabat yazdı. Mən toplantıdan çıxanda.
when I left. Yesterday, he wrote a letter. Dünenlerde o mektup yazdı. When I looked at him, they were smiling at me. They were smiling. Ben onlara bakanda, when I looked at them, they were smiling at me. Onlar bana gülürler. Dünenlerde saat 6'da ne eledin yok ne eliydin. Geçmişte uşaklar, ikisi de burada past simple'da koyabiliriz. Past continuous'da koyabiliriz. Ama testlerde kabağımıza çıkanda ve ikisi arasından birincisini seçmemizi isteyende biz bu o zaman biz onu saat yazanda continuous'a üstünlük yazacak. What were you doing? What were you doing? What were you doing at 6 yesterday? I went to bed at 11:30. Ben saat ama bakın yatağa gitmeyi biz uzun past continuous gibi gösterebilmeliyiz çünkü bu uzun zamana yayılan bir hareket değil sadece gelirsen. I went to bed. Ama saat 11'de olardı bahçeye gelirdim. Saat 11'de pazara gelirdim. Yesterday the lesson began kaydasız geldi at 9:00 yesterday. The cat took a piece of fish and then ran away. Pişik bir parça balık götürdü ve kaçtı, ran away. İkisi de ani hareketti. Uzun zamana yayılmış bir hareket görmürük burada. Ona göre ikisinin ani hareketini yazdık. He was reading a newspaper when I came in. Mən içəri girəndə o qəzet oxuyurdu. Yesterday I got up at 7:00. Mən dünənləri saat 7'də oyandım. Bu da yani uzun zamana yayılmış bir hərəkət olmadığından yani biz past simple'ı seçdik uşaqlar. The train started at 15 minutes to 10. Qatar ona 15 dəqiqə qalmış başladı. The train started. He put his coat and cap and opened the door and went. Put burada da hamısı keçmiş olacaq. Paltosunu ve papağını koydu. Kapını açtı. Opened the door and went out. Ve söyle çıxdı. Yani burada hamısı bunun bir daha kısa anda bir anlık baş veren hareketler olduğuna göre bunları past simple kimi gösterdi. Ama size bir ipucu daha göstermiş olar. Testlerde eğer belə çıxarsa sizin qabağınıza çox vaxt bu TGD kanun tapışıqlarında üçü de past simple olur. Yani virgül, 3 tane sadalanan fail olarsa, zaman olarsa hamısını past simple kimi gösterirler.